Şimdiki konumuz Excel'de diziler. Diziler toplu işlem yapmak için kullanılıyor. Örnek verirsek, adetlerimiz var, fiyatlarımız var, toplam fiyatı biliyoruz. Her bir ürün için tek tek adet çarpı fiyat, toplam adet çarpı fiyat toplam. En sonunda da genel toplamayı hesaplamış. Benim amacım sadece genel toplamı bulmak ise, yani 27.755'i bulmak ise, bunu şu dizi kullanıp da yapabiliyorum. Diziler normal fonksiyonlara ekleniyorlar. Şöyle, normal fonksiyonumuz topla fonksiyonu. Topla fonksiyonunu yazdım. Topla fonksiyonu normal kullanımı birden çok sayıyı toplamak için kullanılıyor. Dizilerde ise dizileri üzerinde hesaplama yapmak için kullanılıyor. Birinci dizim bu adet dizisi B2 B10 arası. İkinci dizim C2 ile C10 arası fiyat dizisi. Çarpı diyorum. Sanki normal bir hesaplama yapıyormuş gibi. C2 C10 arasını seçtim. B2 ile B10, C2 ile C10. Şimdi parantezi kapatıp Enter'a basarsanız topla fonksiyonu hata verir. Ama Enter tuşu yerine Ctrl, Shift ve Enter'a basarsanız Excel bunun bir dizi olduğunu anlar ve hesaplama yapar. Bakın 20.755. Yani yapmanız gereken normal fonksiyonu yazıyorsunuz topla. İçeride matematiksel işlem yapıyorsunuz dizilerle. En sonunda da hesaplamayı bitirmek için Enter tuşu yerine Ctrl, Shift ve Enter'a basıyorsunuz. Excel bunun dizi olduğunu anlıyor ve hesaplama yapıyor. Yan tarafa bakalım. Sipariş tarihleri var. Teslimat tarihleri var. Benden ortalama teslimat süresini istiyor. Normalde hepsini tek tek hesaplamam gerekiyordu. En sonunda da ortalama fonksiyonunu kullanıp ortalamasını almam gerekiyordu. Ama bunun yerine dizi kullanıp doğrudan sonuca gidebilirim. Eşittir dedim. Ortalama parantezimi açtım. Teslimat tarihlerinin olduğu diziden eksi sipariş tarihlerinin olduğu diziyi çıkart. Ctrl, Shift, Enter ortalamasını al. 17,17. Doğrudan sonuca gittim. Dizilerle kullanılan fonksiyonlar var. Bazı fonksiyonlar sadece dizi olarak kullanılıyor daha doğrusu. Örnek olarak İngilizcesi frequency, Türkçesi sıklık olan fonksiyon. Amaç şu, satışlar var. Şöyle satışlar yapayım. Satışlarım var. Ben 0 ile 10 bin arasındaki satışları bulmak istiyorum. 10 bin ile 20 bin arasındaki kaç tane satış yapmışım? 20 bin ile 30 bin arasında kaç satış yapmışım? Bulmak istiyorum. Bu fonksiyon, sıklık fonksiyonu bu işe yarıyor. Kullanımı şöyle. Normal şeyi yazıyorsunuz. Aralıkları yazıyorsunuz. Bulmak istediğiniz sıklık aralıklarını liste şeklinde yazıyorsunuz. Burada 10.000'den 90.000'e yazılmış. Daha sonra yanındaki boş kısmı seçiyorsunuz. Hemen bitişindeki boş kısmı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra bakın en üstteki kısım şu anda beyaz. Eşittir yazdım. Sıklık yazdım. Parantezimi açtım. Birinci olarak benden veri dizisini istiyor. Verilerim satışlar. Satışların olduğu yeri seçiyorum. Satışlarımı seçtim. Geri dönüyorum. Nokta virgül koydum.
Diğer dizimi seçtim. Parantezi kapattım. Ctrl Shift Enter tuşu. 0 ile 10 bin arasında 4 satış varmış. 10 bin ile 20 bin arasında 32 satış varmış. Hemen doğruluğuna bakalım. Basit şekilde bunları sıraladım. Evet, 0 ile 10 bin arasında 4 satış var. 10 bin ile 20 bin arasında hemen bakıyorum. Bakın burada yazıyor. 32 sayı var. Fonksiyon doğru şekilde çalışıyor. Sıklık fonksiyonu, İngilizce ile frekansi fonksiyonu sıklıklarını ya da kaç tane geçtiğini bulmaya yarıyor. Listenizi yazıyorsunuz. Listenizin yazınındaki boş alanı seçiyorsunuz. Eşittir yazıp sıklık yazıyorsunuz. Parantez açıyorsunuz. Verilerinizi seçiyorsunuz. Nokta virgül koyup sıklıkların olduğu veriyi seçiyorsunuz. Ctrl Shift Enter tuşuna basıyorsunuz. Bir başka fonksiyon İngilizcesi Transpose, Türkçesi devrik dönüşüm fonksiyonu. Bu bir listeyi ters çevirmek için kullanılıyor. Örnek olarak bu listem yatay. Ben bunu dike çevirmek istiyorsam bu fonksiyonu kullanıyorum. Kullanımı şöyle. Burada bakın 4'e 9'luk bir liste var. Aynı şekilde 4'e 9'luk bir liste seçiyorum. Dik olacak şekilde. Eşittir yazdım. Devrik dönüşüm. Parantez açtım. Diziyi seçtim. Yukarıdaki diziyi seçtim. Ctrl Shift Enter tuşuna bastım. Diziyi ters çevirdi. Bu iki dizi artık birbirine bağımlı. Üstteki dizide herhangi bir sayı değişirse alttaki dizide de değişiyor. İngilizcesi transpoz, Türkçesi devrik dönüşüm. Diziniz kadar boş alan seçiyorsunuz. Boş alan seçtikten sonra fonksiyonu yazıp parantez içerisinde diziyi seçiyorsunuz. Ctrl Shift Enter'la işlemi bitiriyorsunuz. Diğer iki fonksiyonumuz dizilerle kullanılan. Birincisi trend fonksiyonu, eğilim Türkçesi. Eğilimi bulmaya yarıyor. İkincisi growth, Türkçesi büyüme, büyümeyi buluyor. Satışlarınız var. Satışlarınızın eğilimini bulmak istiyorsunuz. Hemen yanında da grafiği var. Bakın satışların şu andaki grafiği var. Bunların eğilimini bulmak istiyorsunuz. Kullanımı şöyle. Eğilim yazdım. Parantez açtım. Satışlarımın olduğu listeyi seçtim. Diziyi seçtim. Ctrl Shift ve Enter tuşuna basıp kapatıyorum. Birinci eğilimi buluyor. Ama kullanımı tam şöyle. Boş alanı seçtim. Boş alanı seçtikten sonra eşittir eğilim yazdım. Parantez açtım. Satışlarımı seçtim. Ctrl Shift Enter ile kapattım. Bu sefer tamamını buldu. İsterseniz tek bir değeri bulabilirsiniz. İsterseniz de böyle boş alanı seçip tamamını bulabilirsiniz. Büyüme fonksiyonunda büyümeyi bu hesaplamak için kullanılıyor. Eşittir büyüme yazıp fonksiyonu yazabilirsiniz. Ya da boş alanla devam edelimiz. Boş alanı seçtim. Satışlarım kadar boş alanı seçtim. Eşittir büyümeyi yazdım. Satışlarımı seçiyorum. Ctrl Shift Enter'a bastığımda büyümeyi de hesapladı. Bakın grafik üzerinde de var. Kırmızı olan
eğilim grafiği, yeşil olan da büyüme grafiği, mavi olan da satışlarım.